İslam'dan evvelki cahiliye dönemini daha evvelde mevzu bahis olduğu gibi orada kadın bir eşya gibi alınır satılır mal gibi muamele görür. Zaten köle ve kadını istediği gibi mal sahibi olan kişiyi öldürebilir. Şey ettiğinde hesap soracak bir yerde yoktu. Kadının kocası öldüğünde birisi eğer üzerine çarşaf, yatak örtüsü, battaniye bir şey atarsa kadının, o kadın kendinin malı olurdu İslam'dan evvel. Kadın kocasının ölümünün yasını tutarken, o zamanlar biliyorsunuz İslam kaldırdı yas tutmayı. Yas tutma vecibeydi onlar için. Kadın kocasının bir yandan yasını tutmaya çalışırken bir yandan da başına bir örtüyü geçirtmemeye uğraşırdı. Böyle bir durumdaydı şey Arap alemi. O medeni diye geçinen gayrimedeni Avrupa 19. yüzyıla kadar kadın insan mıdır değil midir? İncil'e dokunur mu dokunmaz mı? Bunlar benim sözüm değil. Araştırırsanız batılı kaynaklarda bulursunuz. 19. yüzyılda hala Avrupa'da müzakere mütalaa ediliyor, münakaşa ediliyordu. Yani bu da size eşitlikte kadının o toplumda ne seviyede olduğunu gösteriyor. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi, ne yaptı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir Kur'an getirdi, orada Nisa suresi var, kadın suresi var. Hem de basbayağı aşağı yukarı 30 sayfaya yakın Kur'an'da bir suredir. Kur'an'da Meryem suresi var. İşte Hazreti İsa'nın annesi bir kadının adıdır. Kur'an'da Mücadele suresi var. Allah diyor, Hak Teala Hazretleri, kocası zihar yaptığı için gidip gelip seninle çekişen kadının sana olan şikayetlerini duydu diyor. O kadın hakkında da Allah mücadele diye sure indirmiş. İşte aradaki farkı görün arkadaşlar. Yani İslamiyet geliyor, kadını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından cennet analarının ayağı altındadır seviyesine çıkarıyor. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi, kadın suresi diye Allah Azimüşşan sure indiriyor. Meryem suresi diye sure indiriyor. Kadının şikayetini esas alarak Mücadele suresi diye Kur'an'da sure indiriyor. Diğer tarafta da kadın insan mıdır değil midir? İncil'e dokunur mu dokunmaz mı? İşte aradaki farkı anlayın.